没有、yeah. Arkadaşlar selam, ben bomba gibiyim. Umarım sizler de bomba gibisinizdir veya bu videoyu izleyince bomba gibi olursunuz. Bilemiyorum, bilemiyorum. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Nasıl bir video mu? Hatırlıyorsunuz bir söz vermiştim günler öncesinden. İrelia gelmeden İrelia'nın öğreticisini yapacağım demiştim. İnanmayanlar hani nerede diyenler de oldu. Şaşırtıyorlar beni cidden. Özellikle bir tane yorumu şu an ekrana vermiş olabilirim. Kardeşim daha hero gelmedi ki. Ben daha sözümü tutmamış değilim ki. Niye atarlanıyorsunuz arkadaşlar? Neden beni dövüyorsunuz? Yapmayın lütfen lütfen. İrelia öğretici yapmak için buradayız. Hazırsanız başlayalım ama ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu harcanan emeğe özel arkadaşlar. Bu videoya bomba gibi bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Like'ları gösterin lütfen. Gerçekten sizler için çok uğraşıyorum, emek harcıyorum ki işimi güzel yapmak için. Şimdi videomuza geçebiliriz. Hazırsanız başlayalım, hadi bakalım. Evet, öncelikle Rengar'da yaptığımız gibi Hironun skill'lerini tanıttılar biliyorsunuz. Wild Rift yayınladı, bu yayınlanmasaydı LoL'ünkünden alacaktım, gösterecektim. Buradan bir göstereceğim skill'leri ve anlatacağım. Gösterirken ben de ayrıntılı anlatacağım. Süper ayrıntılı bir öğretici kardeşim. Hazırsanız başlayalım. Sesini birazcık kıstım. Çok fazla gelebilir çünkü video kaydına bilemiyorum. Buradan izlemeye başlayalım. Öncelikle bir kombolarını falan gösteriyor. Gayet güzel bir vs bu arada. Burada gayet güzel oynanmış bir vs görüyoruz. Hatta isterseniz tekrar izleyelim. Dur nereye gittin kardeşim? Heh. Şu an anlatmayacağım ama en son burada yaptığı şeyleri de anlatacağım size. Tekrar bir izletmek için açtım. Bakın Yaron'un kapasitesini görün ki ben size daha muazzam şeyler göstereceğim. Beklemede kalın, durun. Şimdi yeteneklerinden başlıyoruz. Bir tane montaj kanalıyla konuştum arkadaşlar. Onun montajından sahneler almak istedim. Bilgisayarım olsaydı LOL'den kendim oynayıp gösterirdim şu anda. Ama bilgisayarım olmadığı için böyle montaj kanalına ulaştım. LOL'de montaj yapan bir kanala. Onunla konuştum videosundan almak istediğimi söyledim oradan da aldım arkadaşlar birazdan o playzlere geçeceğiz üstünden ayrıntılı ağır çekimde bile anlatacağım sizlere rahatta kalın şimdi skilllerini bir anlatalım pasifinden başlıyoruz İyon Azmi önce bir izleyelim adamların yaptığını izleyelim yetenekler saldırı hızı ve yükü biriktirir diyor bakın yetenek basıyor ve saldırı hızı artıyor gördünüz mü bıçakların rengi değişti ve parlamaya başladı Diğer aşaması azami yükte saldırılar ilave hasar verilir. Azami yük yani maksimum yüke ulaştığında diyor. Bak, uçaklar parladı. Görüyor musunuz? Daha fazla vurmaya başlıyor. Bu arada bilgisayarla sanırım küçük farklılıklar olabilir. Onu da söyleyeyim de şimdiden. Sanırım olabilir. Emin de değilim. Burada çok ayrıntıya girmedikleri için bilemiyorum açıkçası. Hani normalde şöyle bir şey var. Bilgisayarda max yükteyken kalkanlara daha fazla vuruyorsunuz. Mesela cana kalkan verdi ya diyelim. Kalkanlı adama daha fazla vuruyorsunuz azami yükteyken. Kalkan delizi gibi bir şey düşünün. Ama burada onu yazmamış mesela. Bilemiyorum o yüzden olur mu olmaz mı? Q skilline geçtik. Ha şunu söylemek istiyorum. Irelia'nın pasifi çok önemli arkadaşlar. Burada geçtik hemen ama inanın çok önemli. VS'leri kazanmamızı sağlıyor. TF'lerdeki hasarımızı arttırıyor. Saldırı hızı veriyor. Yani gerçekten çok önemli. Q skilline geçiyoruz. Q skilli uçar uçak. Rakibin arkasına atılır, hasar verir ve iyileşir. Tekrar orayı şöyle tekrar alayım. Konuşuyordum çünkü. Bakın bu şekilde rakibin arkasına atlıyor. Q skillimiz ana skillimiz. En çok kullanacağımız temel hasar skillimiz. Mobilite skillimiz Q arkadaşlar. Bu bizim her şeyimiz. Uçar bıçak. Hedefler işaretlendiğinde veya katledildiğinde bekleme süresi sıfırlanır diyor. Yani Irelia'da reset mantığı var. Reseti ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Oynadığım hirolardan anlamışsınızdır. O yüzden de Irelia'yı çok seviyorum. Ve Irelia gerçekten muazzam derecede reset alabilen bir hero. Q skill'i sayesinde bakın. Daha doğrusu işaretler sayesinde. Zaten biliyorsunuz işaretlerle aram iyidir. Her neyse. Hedefler işaretlendiğinde veya katledildiğinde diyor. Buraya dikkat. Bu arada hedeflerden kastı illa şampiyonlar değil minyonlar da arkadaşlar. İzliyoruz. Bakın Darius atladığında şu an bekleme süresi sıfırlandı. Neden? Adamın üzerinde işaret vardı. O işaret konusuna birazdan geleceğiz. Şimdi Q'nun mantığını anlayın. Ve minyonda da bakın. Minyonun canı azdı. Ne diyorduk hatırladınız mı? Ya işaret olacak ya da o hedefi katledeceğiz. Bu şampiyon da olabilir. Mesela Dari'nin canı çok azdı diyelim 10'du. Q ile Darius'u kestik ya yine sıfırlanıyor. İşaret olsun olmasın. Minyonun canı az ya kestik sıfırlanıyor. Aynı şekilde işaretli hedefe Q attığınızda da canın ne kadar olduğu önemli değil. Direkt sıfırlanıyor. Bunu anlayın bak o minyonu atladığında sıfırlanmayacak. Bekleme süresine girdi gördünüz. Çünkü canı çoktu katli etmedik. Diyor ki hedef belirlenir. Ha burası Burası şeyden bahsediyor bu arada. Mobile geldiği için birazcık kolaylaştırılan kısımdan bahsediyor. Otomatik hedef almadan daha doğrusu. Diyor ki hedef belirlenirken sıfırlama sağlayacak birimlere öncelik verir. Burayla pek işimizin olmaması lazım. Başlangıçta kullanabilirsiniz ama eğer da gelişmek istiyorsanız hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Otomatik kullanmayın arkadaşlar. Kullanmayın. Burada onu anlatıyor bak. Burayı geç bekle. Bak şimdi. 3 tanesi de canı full değil mi? Burada diyor ki otomatiği buna göre geliştirecek geliştirmişler ya da Q'ya tıkladığında şu anda katanın üzerinde işaret var değil mi? Direkt kataya atlıyor otomatik. Ama yine de siz elinizle atın arkadaşlar bana güvenin. Bak gördünüz mü direkt kataya attı. Üçünde de işaret varken hangisini atacak onu söylüyor şu anda bak. Otomatik sistemden bahsediyor. Bekle. Bak şimdi, 3'ünde birden işaret var, 3'ünden de reset alabiliyor ama Draven'ı öldüredebiliyor. O zaman Draven'a hedef alıyormuş Q'ya bastığımızda. Burayı pek de anlatmak istemiyorum. Yeni başladığınızda ilk gün böyle kullanabilirsiniz ama beni dinleyin, elinizle kullanmaya alışın. Sürükleyerek, hedef alarak kullanın arkadaşlar, bak direkt Draven'a atlayacak. Gördüğünüz gibi, olay bu. Buraya pek dikkat etmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi, direniş dansına geldik. Q skillimiz ana skillimiz ama aslında Q skillimiz diğer skilllerle çok bağlantılı. Birazdan göreceksiniz. Bak şimdi. Direniş dansı bu skillimiz bizi daha böyle dayanıklı yapan bir skill aynı şekilde hasar da vurmamızı sağlıyor. Savunma pozisyonuna geçer ve aldığı hasarı azaltır diyor. Şöyle efektini göstereyim sizlere. Bak Draven vuruyor kardeşim. Vuruyor. Gördünüz mü? Bu şekilde yoğunlaşıyor. Bak tekrardan göstermek istiyorum. Dur. Basıyor. Basılı tutuyor bu arada. Basılı tutuyor. O sıradayken aldığı hasarı aşırı derecede azaltıyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ciddi derecede azaltıyor. O süre boyunca. Ve bu bilgisayarda öyleydi. Şu an burada öyle olur mu bilmiyorum. Değişebiliyor dediğim gibi bazı şeyler. Kitle kontrol yese bile o sırada bu skill bozulmuyor. Örneğin. Nasıl diyeyim? Mesela Rakan. Rakan. Mesela Rakan diyelim. Rakan. Rakan size atlıyor. Tam bunu bastınız. bak. Draven'la Rakan düşünün şu anda burada. Sadece Draven'ı değil. Vuruyor sana. Rakan tam atladı ve tutturacak size zıplatırken bunu bastınız. Üstünüze atlarken bastınız ya. Tam bu sırada Rakan sizi zıplatırsa bu skill bozulmuyor. Hani katanın ölçüsü bozuluyor ya kullanıldığı sırada. Bu bozulmuyor. Yani o sırada hasarı ...hasarı azalmaya devam ediyorsunuz. Bu müthiş bir şey gerçekten. Gördüğünüz gibi gayet de hasar vuruyor. Ve basılı tutma miktarına göre hasar artıyor bu arada. Onu söylemiş mi? Suçakla inilirse olarak hasar verir. Ha aynen söylemiş bakın. Basılı tuttuğumuzda ne kadar yoğunlaşırsa... ...o kadar fazla hasar vuruyor. Daha sonrasında. Bakın hasar artacak. Gördünüz mü? Çok daha fazla vurdu. Demek ki neymiş? Bu skill'imiz... Hem bize hasar katkısı sağlıyor ama aynı zamanda da dayanıklılık veriyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Fiora wsü gibi düşünün. Ne kadar önemli değil mi Fiora W'si? Ne kadar doğru zamanda bastırmalıyız? Bize ne kadar katkı sağlıyor? Çok fazla. Irelia'da da W skill'imiz aynı şekilde bize gerçekten çok fazla katkı sağlıyor ama zamanlama çok önemli öyle söyleyeyim. Ölü birazdan skill'lere uygun size montajdan hareketler açıp daha güzel açıklayacağım. Rahatta kalın, bekleyin. Ölümcül Henk'e geçiyoruz. Üçüncü skillimiz. E skillimiz. Hedef konuma bıçak gönderir. Bakın şimdi bu skilli kullanmak zor olacak. Bu arada telefonda mekanik hero'lar bilgisayardakinden daha zor arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Çünkü kullanımları daha zor. Bakın. E skillimiz iki aşamalı bir skill. Birincisini koyuyor. Hatta size önce bir önce bir izleyelim. Ben konuşmadan bir izleyelim. Bakın. Birinciyi koyuyor. İkinciyi koyuyor. Gördünüz mü? Şimdi ben konuşarak anlatacağım. Şöyle ha. Videoyu indirdim çünkü dediğim gibi YouTube'dan izlerken sesi çok fazla geliyor kayda. Bakın şimdi. Birinciyi koyuyor. Ve skill süresi beliriyor bakın. Görüyor musunuz? İkinci kez kullanım süresi. O süre bittiğinde kullanamazsınız. İkincisini nereye atarsanız bu iki bıçak. Bak şimdi adam atacak. Bak seçti gördün mü? İkinci konumu da seçti. İkisi arasında böyle bir çizgi oluşuyor ve bıçaklar birbirine gidiyor. O çizgi üzerindeki yani iki bıçak arasındaki hedeflere işaret koyuyor ve stanlıyor arkadaşlar. Minyonlara hasar vuruyor bu arada. Minyonlara işaret koyma mantığı yok. Onu söyleyeyim sizlere. Bunu aklınızda bulundurun. Rakiplere ve büyük canavarlara işaret koyuyor. Ama minyonlara koymuyor. Sadece hasar vuruyor. Bu şekilde. Ölümcül Ahenk. Tekrar skill'in diğer şeylerini anlatıyor şu anda. Bak bıçaklar birleşerek diyor hasar verir, sersemletir ve işaretler bizim söylediğimizi söylüyor. İzliyoruz. Darius geliyor. Menzil de bayağı var bu arada. Ve bunun menzilini arttırmanın yolları da var. Birazdan anlatacağım onu sizlere. Bakın gördünüz mü? İki bıçak birleşti. Darius hasar yedi, sersemletme yedi ve üzerinde işaret oluştu. Demek ki Q'muzun resetlenme sebebi olan işaretler diğer skilllerimizden geliyor. Demek ki neymiş? Q'muz en önemli skillimiz ama diğer skilllere ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Olay bu. Adama işaret koydu mesela şu an Q atsa Q'muz resetlenecek tekrar kullanabileceğiz. E skillimiz de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir skill birazdan göreceksiniz zaten. E skillini montajdan gösterdiğimde ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi geliyoruz ultisine. Keskin hapis. Hasar veren ve rakipleri işaretleyen bıçaklar fırlatır. Bakın hemen bir izleyelim konuşmadan öncelikle. Bir görün. Gördüğünüz gibi bu şekilde bıçak fırlatıyor. İkinci aşamasını gösteriyor. Mesela adam yürüyor. Ha ikinci aşaması tamam. Şimdi ben anlatıyorum. izle dur. Dur. Nerede ultisi? Bakın şimdi. Ultimiz. Ultimiz de çok önemli ve çok manyak bir ulti. Ama bir şey göremedim. Neyse ondan birazdan bahsederim. Şimdi arkadaşlar ultimizi kullandığımızda orayı şöyle açalım. Bak bıçakları böyle hızlı bir şekilde gönderiyor. Ve böyle bir alan açıyor bakın. Böyle bir alan açıyor üçgenimizde. Ve ilk attığınızda çarptığı rakiplere o alandakilere hasar vuruyor. Bak Darius'un canı gitti ve işaretliyor. Adamı işaretliyor. Bu da yine Q'muzu resetlememizi sağlıyor. Aklınızda bulundurun. Bak tekrar oynatıyorum. Bakın bıçakları gönderiyor. Hasar vuruyor ve işaretliyor. Artı artı ultimiz bununla bitmiyor arkadaşlar. Ultimizin yavaşlatması var. Ve silahsız bırakması var normalde ama burada göstermiyor. Neden? Acaba yok mu? Burada olmayabilir. Bakın. Şundan bahsedeceğim. Şimdi ulti attık ya. Bakın. Tekrar şuradan oynatıyorum. Bak. İzle. izle. Attık ultiyi. Adam hafiften bir yavaşladı. Ama esas yavaşlatmayı şuradan yiyecek. Bak. Hani ultimizi attık çarptı bitti değil. O orada durmasının bir sebebi var. İzle. Bak adam üzerinden geçerken aşırı derecede %99 muydu? Kaçtı hatırlamıyorum LoL'deyken baya baya bir yavaşlatmayı yiyor. Süresi kısa sürüyor ama hani ağır yavaşlatma yiyor. Bildiğin stan yemişten beter oluyorsun lan öyle söyleyeyim. Bak görüyor musun ne kadar yavaşlıyor adam. Ve normalde lolde bu bıçaklara değdiğinde hedef silahsız kalıyor arkadaşlar. Burada ondan bahsetmemiş acaba yok mu? Hiçbir fikrim yok. Olabilir. Dediğim gibi Valtif'teki bu öğretici hani bu videolara çok ayrıntı koymuyorlar açıkçası. O yüzden bilemiyorum. Normalde hedefi silahsız bırakıyor. Silahsız bırakma ne? Örneğin ADC adam sana vuramıyor o sırada. Düz atak yapamıyor arkadaşlar. Olay bu. Burada skill'lerin açıklaması bitmiş. Ha bir tür kombosunu izletiyor bak. FF girişini izletiyor. Gördüğünüz gibi. Tamam. İsterseniz buradaki komboyu anlatalım. Baştakini bir anlatalım. Dur baştakini. Skillerini anlattığımız için anlayabileceksiniz birazdan. Şöyle geri alabiliriz aslında. Bakın şimdi. Buradan anlatıyoruz. Hatta ağır çekimi alalım mı? Bak W'sünü kullandı. Aza de minyona sekti. Q'sunu resetledi. İzle izle. Bak E skillini kullandı. Ve minyona giderken Jax'in... Stan'ını da doğladı. İrelya'nın ile çok güzel doğcular atabiliyorsunuz. Hero'ya eliniz alıştığında. Bu yüzden arkadaki minyona gitti. Hem de stack de almış oldu. Bakın bu çok önemli. Sürekli pasifini, stack'ini biriktiriyor arkadaşlar. Skill attıkça bak. Adamı stun'ladı. Üstünde işaret oluştu. Q'su hala üzerinde var. Bak şimdi. Vurdu düz ata Q ile zıpladı. Q'su yeniden resetlendi. Niye? Adamda işaret vardı Eskilimizden skillimizden dolayı. Sonra ne yaptı? İzle, düz vuruşlar çok önemli. Sürekli düz vuruş atıyor skill'ler arasında. Gerçekten çok önemli. Ultisini kullandı. Adamı yavaşlattı ve adama işaret bıraktı. Tekrardan Q'suyla adama gitti. Q'su şu an resetlendi. Neden? Ultisinin işareti vardı üzerinde. Düz atak ve Q. İşini bitirdi ve şu an Q'su yeniden resetlendi. 2 milyona birden kayabilir. Kayıyor muydu? Aynen, görüyor musun? Olay bu. Kombosunu anlatmış olduk. Gerçekten arkadaşlar mekaniği muazzam derecede olan bir hero. Şu an White Rift'in en zor hero'su mekanik olarak Katerina'ydı. Ama Irelia geldiğinde Irelia olacak diyebilirim. Cidden zor olacak oynaması. Herkes üst düzey oynayamayacak. Ama üst düzey oynayan insanların elinde de makineye dönüşecek. Acaba kimin? Acaba kimin kardeşim? Şuradan hızı normale alalım. Ha şurayı da anlatalım. Durun durun. Geliyor TF. Burası TF. Yani video üzerine anlatayım daha manyak team fight'lar göreceksiniz. Beklemede kalın. Dur. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Takım savaşına geldi. Yandan çıktı. Öncelikle E'sini kullandı bak. E'si ile bu adamı stunladı ve üzerine işaret bıraktı. Daha sonra Q'suyla kaydı. Q'sunu resetlemiş oldu. Bak. W ile işini bitirdi ki burada şöyle de yapabilir. Burada boş yaptı bu arada haberiniz olsun. Burada yanlış oynuyor. <laughs> Onu söyleyin. Burada normalde Q'su resetlenmişti. Adamın da canı azdı. Tekrar Q ile adamı kesebilirdi. W boşa harcadı. Her neyse her neyse. Bak şu an W'su yok mesela. Önemli değil önemli değil. Ulti kullandı. İkisine birden işaret bıraktı. Birazcık hasar vurdu. Bak şimdi. Kaydı işaretli hedefe. Q'su resetlendi. Darius'a kaydı. Uçtu yani. Darius'ta da işaret vardı. Q'su resetlendi. O sırada Lux'ı kesti. Lux değil mi o? Yanlış görmediysem aynen. Skill'i var. Ve orada Lux'ın canı da azdı. Tekrar Q ile kesebilirdi bu arada. Aklınızda bulundurun. Tekrar sıfırlanırdı. Daha sonra Darius'a E attı. Q'su resetlendi. Bir daha bak. Hala Q'su var resetlendiği için. Canı az. Zıpladı. Vurdu kardeşim. Olay bu arkadaşlar. Burada çok iyi oynamadı bu arada. Haberiniz olsun. Kostümü gösteriyor kostümü de bu şekilde. Daha sonra başka kostümleri gelecek. Merak etmeyin çok daha güzel kostümleri gelecek. Bu da böyle hoş bir kostümü açıkçası. Şimdi arkadaşlar geldik en can alıcı noktaya. Sizlere çok iyi bir Irelia oyuncusunun bazı playslerini üzerinden açıklama yapıp hero'yu daha fazla benimsemenizi sağlayacağım. Daha güzel ayrıntılı bir şekilde öğreteceğiz. Çünkü bu oyuncu Irelia'yı cidden mükemmel kullanıyor. Ben de izliyorum. Harbiden Üst düzey hani max kullanıyor diyebilirim arkadaşlar. Cidden çok iyi. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu montaj Sinotic kanalından alındı. Kendisiyle konuştum. Kanalı şu an ekrana vermişimdir. Abone olup videolarını izleyebilirsiniz. Cidden çok iyi montajlar yapıyor. Çok kaliteli yapıyor. Dediğim gibi kendisiyle de konuştum. Bana yardım için teşekkür ediyorum. Ona da bir teşekkür yollayayım. Thank you bro. Thank you so much Sinotic. Tamam. Buraya gönderirim bu kısmı. Neyse İşimizde, ekmeğimizdeyiz kardeşim. Her neyse. Şimdi başlayalım isterseniz. Ben belli başlı dakikalarını kaydettim. Bütün montajı izlemeyeceğiz. Önemli olan yerleri kaydettim. Hani not aldım açıkçası. Oradan o noktaları açıp Hero'yu daha fazla benimsemenizi sağlayacağım. Başlayabiliriz. Bu arada sesi kısık olacak. Müzikler falan telifli olabilir. Ondan telif yemek istemiyorum müzikten. Öncelikle şu başlangıç sahnesini izletmek istiyorum. Irelia'nın kapasitesini bir, bir miktar göstermek için şimdi göreceksiniz. Bir tur izleyelim. Daha sonra açıklayacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Muazzamlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Hiro'nun yapabileceklerini görün ve daha birazdan daha fazla şey göstereceğim. Bakın şimdi burayı açıklayalım isterseniz. Ağır çekimde bir tur anlatalım. Dur. Işınlanıyor tamam mı? Işından kullanıyor. Geliyor kardeşim bak. İzle izle bu arada arkadaki minyonların canı daha az oluyor. Biliyorsunuz bunlar çok önemli. Onu zaten oynarken göstereceğim size. Arka minyonlara zıpladığında direkt öldürebiliyor. Arabaya zıplasa mesela direkt tekleyemez ve resetleyemez. Mantığını yavaştan anlamaya başlayın. O yüzden arkadaki küçük minyonu hedef alıyor. Direkt tekliyor minyonu. Zaten oyun ilerlediği için çok rahat itemlerle küçük minyonlara tek atabiliyorsunuz. Bak. Minyona yakınlaşmak için kullandı. Rakibe yakınlaşmak için minyonu kullandı ultisini gönderiyor. Minyona zıpladıktan sonra Q'su zaten resetlendi. Minyonu öldürdüğü için. Bak adama işaret bıraktı ulti atıp yavaşlattı. Ama gitmeden önce farkındaysanız bak kenara bir E skill'i bıraktı. Bak gördün mü kenara bak alta. İrela'nın sağ alt tarafına. E skill'inin birincisini oraya bıraktı. Daha sonra ultisini kullandığı adama doğru uçtu. Q'su resetlenmiş oldu çünkü adamda işaret vardı ultisinden dolayı. Sonra E skill'inin ikincisini Jana'ya doğru attı. Bak adam aynı anda iki iş yapıyor. Jana'ya attı. Bak Jana'ya bakar mısın? İki bıçağın arasında kalıp stun yiyecek. İzle. İzliyor musun? Jana stun Bak. Onun canına bir düz vuruşla azalttı. Çünkü Q attığında ölmeyebilirdi o sırada. Ondan sonra adama Q attı. Adamı öldürdüğü için Q'su resetlendi. Şimdi minyonun canı az. Minyona Q attı. Allah'ım ya Rabbim anlatması uzun sürüyor farkındaysanız. Hiro'nun muazzamlığını görün diye böyle anlatıyorum. Minyona zıpladı, reset aldı. Jana'ya zıpladı. Jana'da işaret vardı. Eskilinden dolayı tekrar reset aldı. Vurdu. Bak. W'süyle hasar vurdu ki canı biraz daha azalsın. Q'suyla işini bitirdi ve adamın üstünde hala Q var. Daha reseti bitmedi arkadaşlar. Anladınız mı? Gördünüz mü? Tekrar izliyoruz normal bir şekilde. Bakın, hızlı da böyle ama yaptıklarının anlattığımda gördünüz mü ne kadar çok iş yapıyor aslında. Irelia böyle bir hero. Evet, Cyanotic kanalı tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, sıradaki playizimiz yine bir TF giriş aşaması ve mekaniğini göstermek için göstereceğim sizlere bir plays arkadaşlar. izliyoruz. Bu arada oyuncunun adı Venour arkadaşlar. Şu an ekrana vermişimdir. Yayın açıyor yayınlarını takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi izle. TF başlıyor bakın. Base'e kadar girmişler. Zaten önde şu anda. Skorda da önde. Hero'nun yapabileceklerine iyi bakın. 3 kişi yan yana koşuyorlar şu anda. Ve İrelyam'ın sağ tarafta. İzleyin arkadaşlar adamın eli Minyon'da farkındaysanız Minyonlar bizim her şeyimiz çok önemli mobilite kaynağımız can çalma kaynağımız bu arada onları söylemeyi unuttum özür dilerim. Q'muz arkadaşlar Minyon Q'muzu kullandığımızda can yeniliyoruz her Q kullandığımızda bu yüzden Q skillimizde sürekli sürekli Minyonlardan adamlardan can yenileyebiliyoruz seri bir şekilde kusura bakmayın onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi Minyon'dan reset aldı izle kardeşim. Hem reset almak amacı hem de rakibe yaklaşmak. İyi izle. Bu arada burada ince bir hareket yapacak. Onu da söyleyeyim. Irelia'da ulti flash oluyor arkadaşlar. Hani flash ulti değil de ulti flash. Lee'sindeki gibi ulti flash. Lux'daki E flash. Ahri'deki E flash gibi. Daha seri komba yapmamızı sağlayan flash kombosu var ya. Flash'ı sonradan attığımız. Bunda da oluyor. Bak. İzle. Komboya bak. Gördünüz mü? Önce bir normal izleyelim bakın. Hıza bakın arkadaşlar. Adamın eli cayır cayır yanıyor. Bizimki de böyle olacak. Gördünüz mü? Şimdi ağır çekimde anlatma zamanı. Çünkü burası da önemli. Bak şimdi. Minyonlardan resetler, reset aldı. Üstüne bir de stek biriktirdi. Bu da çok önemli bak. TF girmeden, VS'ye girmeden önce minyonlar dedim ya her şeyimiz stek biriktiriyor. Steklerini, pasifini steklemiş oluyor. Anladınız mı? Olay bu çok önemli arkadaşlar. Hem de rakibe yaklaşmış oluyor bak. Minyonlara Q kullanarak adamlara yaklaştı. Ve izle kardeşim izle. Ulti flash attı. Önce ultisinin efekti gözüktü fark ettiniz mi? Ulti flash attı. Adamlara bir güzel ultisini tutturdu bak. 3'ü nevirden. 3'ü nevirden işaret koydu ve deli gibi yavaşlattı. Şimdi başlıyor uçmaya. İzle. Uçtu. Reset. Bak uçtu. Reset. İzle izle izle. E skillini kullandı, adama tekrardan işaret koydu, uçtu. Bak uçtu, adam öldü. Resetlendi ki ölmese bile işaret vardı üzerinde. Yine reset alacaktı. Bak. Reset, reset. Gördünüz arkadaşlar. Adamların hepsini darma duman etti. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Şimdi diğer bir plays'imize geçelim. Şimdi geldik diğer plays'imize. Bu da bir TF başlatmaya yönelik olacak. Aynı zamanda mekaniğini görmüş olacaksınız. Bak şimdi adc ve support'u burada Yine minyona yaklaşıyor minyona uçuyor önce bir izleyelim Bak seriliğe bak kombolara bak Gördünüz mü arkadaşlar Yapabileceklerini gördünüz mü Tekrar yapıyoruz ağır çekime almayın isterseniz sürekli yaparsak çok vaktimiz gider Minyona uçtu Resetini aldı ve adama yaklaştı Bak Ultisini kullandı ve anında çünkü eli çok hızlı şu anda bak anında uçtu Ve Adamda stack oluştu. Adamın üzerinde işaret oluştu farkındaysanız. Neden ultisini kullandığı için? ikisine birden işaret koydu. Uçtu resetledi bak. Yanaya E attı aynı şekilde yanındakine de. E'yi e kullandı ve tekrardan işaret koyuyor bak. Uçtu resetle de. canı çok az. Tekrar adama Q kullandı. Q'su tekrar resetlendi. Bu sefer ADC uçtu eşe. Eşi kesti. Q'su resetlendi. Ve Lulu'yu atladı. Gördünüz mü? Gerçekten müthiş. Diğer bir playzimize geçebiliriz. Şimdi bir tane vs izleyelim. Vs'lerden de bahsetmek istiyorum. Karşısında Darius var. Birazdan çalıdan çıkacak. Spoiler veriyorum ama. Dari vs ile Burada bir vs örneği göreceğiz. Bakın izleyin kardeşim. Tamam. Burayı ağır çekimde göstermem gerekiyor. Çünkü cidden önemli. Bakın. Dari çıktı. Bak. Vurdu. Ace'ini kullandı. Ha, o sırada sürekli düz atak. Düz ataklar çok önemli. Ace'ini kullandığı an adamı uçtu ve resetlemiş oldu. İşaret vardı. Bak. Düz atak yapıyor. Sürekli düz atak yapıyor aralarda. izle. Ultisini kullandığı an uçtu. Reseti tekrardan aldı. Çünkü ultisi işaret bıraktı adama. Şimdi burası çok önemli bak. Dari havada. Darius baltayı indirmek üzere. İzle. İzle. W kullandı. Neden? Das hasar yemek için. Bak. Ağır çekimde görüyoruz burayı. Daha sonra ne yaptı? İzle. Düz atak yaptı tekrardan farkındaysan suyla işini bitiriyor ki bitmiyor. Bir tane de düz vuruş atıyor. Gördünüz mü arkadaşlar ki ki burada Darius level'de önde. Daha önde bak. Adamın skoru o kadar iyi değildi. Şimdi diğer bir VS hemen sonrasında Malphite VS Irelia oraya da bakalım. Bak. Üzerindeki siteye bakar mısınız bu arada? Şu an 5 site adam. Bak adama E kullandı. Adamı stunladı ve işaret koydu. İzliyoruz. Düz hatanı vurdu. Uçtu Q'suyla. Daha sonra ultisini kullanıyor. işaret koyuyor. Düz atak vuruyor. Bak. Direkt uçmuyor. Neden? Malphite'ın ultisi var. İzle kardeşim. izle. Burayı çok dikkatli izle. 3 milyon var önünde. 3'ünde canı az. İzle. Minyonu atladı. Adama uçup anında flashla geri çıktı. Burası biraz oyunculuk. İrelia ile ilgisi bile yok. Flashla Malphite'ı dojladı. Burası oyunculuğa bakıyor. Her neyse. işaretli adama Q'yla resetledi. Hemen flashla çıktı. Ultisini dojladı. Tekrardan girdi. Q'su resetlendi. Niye adamı kesti? Minyondan da çıktı kardeşim. Üzerinde Q'su hala var. Gerçekten Görüyorsunuz değil mi Hiro'nun kapasitesini? Şimdi üst düzey bir mekanik göstermek istiyorum. Q skill'inin resetini ne kadar kullandığına iyi bakın. İyi izleyin. Önce bir izliyoruz. Bak. Olaya bakar mısınız? Bak neler yapıyor? Görüyor musunuz? Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya uçuyor adam. Hafif bir art çekimle tekrar izletiyorum burayı. Bakın, uçuşlara bakın. Minyonları kullanıyor uçmak için izle. Arka minyona uçtu resetledi. Canını dolduruyor o süre zarfında. Bak 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 bak. Neler yapıyor bak. Görüyor musunuz? Adamlar az önce işaret koymuştu skillleriyle. Yani hero'nun kapasitesine bakın. Arkadaşlar şunu söylüyorum net olarak. Gerçekten makineye bağlamış bir Irelia oyuncusunu durdurmak mümkün değil. Ciddi anlamda 1 vs 9 hero'su. Ama hero'yu müthiş oynarsanız öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, birazcık da skill'in gücüne bakalım isterseniz. E skill'ini nasıl kullanabilirsiniz? Bir örnek göstermek istiyorum. E skill'inin gücünü hatta öyle diyeyim, ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyorum. İzleyin. Bakın şimdi. Orada Zaya ulti ultisi tutmadığı için Q'su resetlenmedi. Şimdi iyi izleyin burayı. İzle kardeşim. Boom! Görüyor musunuz? E skill'inin gücünü gördünüz mü? Daha sonrasında zaten kafayı yiyor adam. Burayı bir tür ağır çekimle izlemenizi istiyorum açıkçası. Bak şimdi kardeşim. Adamımız geliyor. İzleyin. Normalde burada Zaya tutsa zaten direkt kesecekti. Bak Zaya hem E'sini dojluyor bir de ultisi tutmadığı için reset alamıyor Zaya'dan. Q'su resetli değil. Zor durumda kalıyor. İzle. Flash da çıkıyor. Zaya iyi oynuyor açıkçası baya. Bak. Çıktı. E skillini izle. Darıma duman ve hepsine birden işaret koydu. Üçüne birden. Şimdi kayma zamanı. Şimdi reset zamanı kardeşim. Bak reset 1. Reseti aldı işaretten. Üstüne bir de adamın canı 1 kaldı. Tekrar Q attı. Adamı kesti. Double Q atmış oldu adama. Tekrar reset aldı adamı kestiği için. işaretle zıpladı. Aynısını buna da yaptı. Tekrar Q attı. Double Q yaptı. Rakana da. Ondan da bir daha reset aldı. Bakın. Sonra bu adama ne yaparsan yap. Ölecek zaten. Bunu da kesti. Gördünüz mü? Gerçekten müthiş arkadaşlar. E gücünü göstermek adına burayı da göstermek istedim açıkçası. Şimdi bir kez daha E skill'ini göstermek istiyorum gücünü anlamanız için. Bir kez daha gösteriyoruz. Bakın. Işından geliyor. Geri çıkıyor. İzle. Bu arada o Leblanc arkadaşlar. Şu an Warthrift'te en çok beklediğim hero Katarina'dan sonraki middeki en büyük main'im ve oynarken kafayı yediğim bir hero. Umarım gelir. Onda böyle bir not düşmüş olayım. W bastığı ana dikkat edin. W'sünü kullandı. İzliyor musun? Bak bütün komboyu yiyecek. Bütün hasarı tanklıyor. Gördünüz mü? Eğer W basmasaydı tek yerde. Bütün hasarı tankladı. Daha az hasar yediği için. Daha sonra E skilline bakın. 3 kişiye stun attı. Ve şimdi sekme zamanı. Bak. Can da doldurmuş oluyor resetleri sayesinde. Bu da bir gücüne örnek arkadaşlar. Burası da böyle. Zaten bunları da kesiyor. İzleyelim devamını. Minyonlardan sürekli bak sürekli şekilde reset alıyor. Ve siteyini taze tutuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ha, Bakın söylemediğim bir şey daha. Ya böyle çok daha iyi oldu açıkçası. Normal öğretici yapsam bunları unutabiliyorum videodayken. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Irelia ama burada onu söylememiş bu arada. Valtif'teki öğretici de söylememiş de. Bence vardır o kadar da değildir. Irelia'nın siteyinin hani pasifinin. Evet pasif alıyoruz da. O stekler üzerimizde mi kalıyor 5 yük yaptığımızda? Bu arada White Rift'te sanırım 4 yük olacakmış. 5 değil onu da söylemiş olayım. Her neyse 4 yük yaptığımızda o stek tamam ömür boyu bizim mi? Hayır. Onun da bir gitme süresi var. Yenilmez, yenilmezin gitme süresinin olduğu gibi. Ama LoL'de şöyle bir şey var. Düz atak yaptığınız sürece adama devam ediyor. Üzerinizdeki o pasifin süresi uzuyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Burada da olur bence. Öyle düşünüyorum açıkçası. Bilemiyorum. Stain'i taze tutuyor sürekli pasifini gördüğünüz gibi. Geliyor kardeşim. Burayı da iyi izleyin. Bak arka minyonu bekledi gördünüz mü? Direkt tek atmak ve reset almak için minyona. Adama uçtu. Bu LeBlanc arkaya geri dönebiliyor. Tekrar minyona uçup adamın işini bitirdi. Olay bu arkadaşlar. Şimdi 2-3 tane daha vs göstermek istiyorum. Öncelikle Riven da gelecek biliyorsunuz. Orayı da burayı da bu yüzden göstermek istiyorum. Irelia vs Riven izliyoruz arkadaşlar. Şu an daha sonra Fiora'yı göstereceğim. Bir de Yasuo'yla bir vs'si var. Orası da çok manyak. Orayı da göstermek istiyorum. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bak. Stun'un attı ile izliyoruz. Q'su hala resetli. W'sünü kullandı. Minyonlara nasıl kullandığına iyi bakın. Bak. Adamın beyni yandı arkadaşlar. Gördünüz mü? Tekrar izletiyorum burayı. Dur. Ağır çekimi almayacağım. Zaten mantığını anladınız. Gayet ayrıntılı bir şekilde anlattım reset mekaniğini. Durdura durdura göstereceğim. Ne yaptığına bakın. E'sini kullandı. Adamı stan'ı koydu kardeşim. İzle. Düz vuruş atıyor. Düz vuruşlar çok önemli. Bak. Q'sunu resetledi işaret olduğu için. Sonra W kullanıyor. Daha şu an hasar takasında geri bu arada bak. Riven ne kadar önde. İyi izle. Kullandı. Gitti. Minyonlardan reset aldı. Aynı zamanda canını dolduruyor bak. Ve adamdan o sırada hasar yemiyor. Uzaklaşmış oluyor. Tekrar adama ultisini gönderdi. Yavaşlattı ve işaret bıraktı. Uçtu kardeşim. Bak Riven kafayı yedi şu anda. Ve Irelia'nın canı fullendi görüyor musunuz? Minyonlar sayesinde. Defalarca Q'suyla minyonlardan can çaldı bak. Düz atak. Minyona tekrar uçtu. Reset aldı. Adama uçtu. Ve adamın işini flashla da bitiriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir vs izledik. Şimdi ikinciye geçtik. Burada da Fiora vs Irelia arkadaşlar. Bakalım. Fiora agresif yapıyor. İzle. izle Ve içinden geçiyor. Tekrar izletiyorum. Bekle. Buradaki önemli nokta şu. Bu biraz daha oyunculuk aslında. Ama Irelia vs Fiora olacağı için illaki size de tavsiye ediyorum. E skillinin birincisini koydu. İkincisini bekletiyor bakın. Beklettikçe bekletiyor. Neden? Eğer Irelia atarken ikinci esini stanlarken Fiora W basarsa Irelia'yı stanlar ve kafasını patlatır. Bekletti bak. W attı. Irelia E atacağını sandı ki canı da gitti. Pardon Fiora E atacağını sandı onun. Ve canı da bayağı gittiği için artık W'sünü basmak zorunda kaldı. Bastığı an bittiği an ikinci esini kullandı. Bak gördünüz mü? Darmadım ha. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Onu orada gösterdim hatırlamıyorum yine de söyleyeyim. İkinci skillini kullanmadığımda LoL'de öyleydi. Kendi altına bırakıyor. Yani siz basmasanız da ikinci kısmına E skillini kendi altına bırakıyor. Ve yine stun atıyor. Adamı stunluyor arkadaşlar. işaret bırakıyor. Burada öyle olur mu bilemiyorum. Şimdi geldik. şunu Şura, şurayı iyi izler misiniz? Ben anlatmıyorum. Sadece izleyin. İzle kardeşim. Adam delirdi. Hani ben katada delirip çıldır 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 yapıyorum ya. Adam İrelia ile çıldır yaptı. İzle. Biz de yapacağız tabii ki de. Şuradan olanlara iyi bak bak. Yasuo ne kadar öndeydi. Burayı yavaş anlatmalıyım. Adam kafayı yediği için takip edemiyoruz. Bak şimdi. Yasuo önde çıkıyor başta. Bak. Ace'ini kullanıyor ama adam kalkan açıyor. Bak 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 bak. Ama bu sırada W kullanıyor. İzle, izle W kullanıyor. Her neyse canı bir kardeşim. Şu anda adamın canı 1. ya sonunki full. İzler misin? Şuna bakar mısınız? Buraya ağır çekim lazım arkadaşlar bu arada. <laughs> İyice bir ağır çekimi koydum. İzliyoruz. Adamın yaptıklarına bakın. Q skillini ne kadar üst düzey kullandığına iyi bakın ve ne kadar hızlı. Cayır cayır bak. Defalarca. Görüyor musunuz? O sırada da aralarda adama düz atak atıyor. Muazzamlığa bakar mısınız? Cidden maksimum kullanışı bu. Ve neler yapabileceğini görüyorsunuz değil mi? Irelia'mız böyle bir hero arkadaşlar cidden. Gerçekten üst düzey bir hero. Vallahi Hiro'da size tavsiyelerim neler olacak? Arkadaşlar birincisi şu. Otomatik kullanmayın. Tekrardan bunu tavsiye ediyorum. Ve yenilmez rünü ile pasifi de bağlantılı farkındaysanız. Pasifini steklerken yenilmezi de stekliyor. İreleye yenilmez rün girmenizi tavsiye ediyorum. Artı şundan bahsedeceğim. Katerina'da olduğu gibi bu Hiro'da ustalaşmak çok oynamanıza bağlı. Ne kadar çok oynarsan bu adam gibi elin ısınır ve cayır cuyur yanar ve bu şekilde kombolar yapabilirsin. Demek ki neymiş olay? Çok oynamak. İrelia'yı çok oynayıp elimizi ısındırmamız gerekiyor. Geri kalan şeyler de şuna bakıyor açıkçası. Cidden zeka dolu bir hero. Hero skilllerinizi zeka dolu kullanmanız gerekiyor. O yüzden mantık çok önemli. Hani Gerçekten max, max kullanmak için montaj izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bu hareketleri izleyip kendinize katmanızı tavsiye ederim açıkçası. Bu kanaldan izleyebilirsiniz tekrardan söylüyorum hareketlerinizi, Hiro'nun kapasitesini geliştirebilirsiniz. Konuşamadım. Ve daha çok oynayarak da bunu uygulamaya döküp, elinizi hızlandırıp aynı şeyleri sizler de yapabilirsiniz. Ve benim videolarımı da izleyeceksiniz zaten. Onların da katkısı olacaktır. İlerle geldiğinde bayağı bir atacağız ve bayağı bir oynayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Son birkaç bir şey daha gösterebilirim. Şimdi bu hero de yok. Bunun adı set. Ben bıraktıktan sonra geldi. Rakibi şu an o. Ama mesele bu değil. Ormancısı da gelecek ve 2 vs 1 atacak. İyi izleyin arkadaşlar. Burası da çok güzel. Zor durumda şu anda. Güya. İzliyor, i̇zliyorsunuz değil mi? Bak. Bak. Gördünüz mü? Minyonları ne kadar bak. 2 vs 1. Ve 2 iroda da manyak Set biraz bozuk bir hero. Artı evileni de biliyorsunuz. Ve 2 vs 1 kafalarını birbirine, to birbirine tokuşturdu. Burayı da bir ağır çekimde son kez izletmek istiyorum. Valla bayağı bir ayrıntılı oldu. Bence yararı olacaktır arkadaşlar. Bakın kardeşim. Evelini gördü. İzle. Öncelikle E skill ile ikisini birden stunladı ve işaret koydu. İzliyor musun? Evelini uçtu. Q'sunu resetledi. Bak. Sete uçtu. Q'sunu resetledi. Minyonlara bir tur W çaktı. Neden biliyorsunuz? Çünkü şu an early game arkadaşlar. Minyonlara direkt tek atamayabilir. Bak. Hem de o sırada az hasar yemek için. İzle. Minyonlara W attı. Hemen o anda uçtu. Küçük bir W. Hemen bıraktı. Tak diye bıraktı. Uçtu. Minyonlar reset aldı ve canını dolduruyor. Bak. Evelin işaretinden de kaçmış oldu. Gördünüz mü? Kalp bitti. Bu sayede rakiplerin skilllerinden uzaklaştı. Minyonları kullanarak. Şimdi geri dönme zamanı kardeşim. Minyona zıpladı adama düz atak çaktı. Yenilmezi max tek oldu bu arada. Ulti kullandı. Reset aldı. Zıpladı. Reset aldı. Bak. Minyonu kullandı. Öbür minyona geçti. Evelin'in ultisini dojladı. Allah'ım anlat anlat bitmiyor arkadaşlar. Hero çünkü böyle. Evelin'in ultisini dojladı. Ve aynı yere düştü Evelin'le. Bak. Adamı kesti. Stek, sıfırladır e, sıfırladı Minyonları yine kullanıyor. İzle. Canını sürekli minyonlardan dolduruyor. Bunu yapmasa direkt ölür. Bak. Bak bak. Görüyor musun? Ve son olarak adamın işini bitirdi. Az daha da ölüyordu bu arada. Birazcık da şansı da var açıkçası. Cidden muazzam oynadı. Yani bu da manyaktı. Arkadaşlar bu arada counter picklerinden de bahsetmek istiyorum. Zorlandığı picklerden çok yok çünkü çok mekanik bir hero her türlü hani kaçar eder doğucular bir şekilde safe kalır dayanıklılığı da var her türlü oyuna baş güzel ilerleyebiliyor ama zorlandı hero iki tane söyleyebilirim sizlere. Birincisi Akali arkadaşlar zaten biliyorsunuz Akali ablamız her şeyi counterlıyor. <laughs> Neyi counterlamıyorsun ki kardeşim? İnsanı kanser ediyor cidden. Yireley'i de aynı şekilde çok zor durumlara sokabiliyor. Koridorda çok zorluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hiro'da ustalaşmadığınız sürece safe oynamanızı tavsiye ediyorum. Ustalaştıktan sonra bile çok güzel oynanması gerekiyor kesebilmek için. Ama tavsiye etmiyorum açıkçası cidden çok zorluyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Diğer diğer şampiyonumuz ne? Diğeri de Fiora arkadaşlar. Fiora da Zoranlar yaşatıyor Irelia'ya aklınızda bulunsun çünkü level birden itibaren sürekli Q atıyor sürekli bir şekilde dürtüyor o yüzden takısı güzel yapmanız gerekiyor ama hani W'sü de biliyorsunuz sizin stun'ınızı size yansıtabiliyor adam stun yemiyor iyi bir Fiora oyuncusuna dikkat etmek gerekiyor açıkçası Irelia vs Fiora'da da safe kalabilirsiniz alışana kadar. Ama eliniz alıştıktan sonra da çok güzel oynayıp kesebilirsiniz aklınızda bulunsun. Zorlandığı pikleri de söylemek istedim açıkçası. Bunların öğreticisi sonradan gelecek koridor aşamasında anlattığım Hani her takasa göre videolarımız olur zaten İşte Irelia vs Fiora, Irelia vs Camille Irelia vs bilmem ne middeki vs'lerimiz böyle vs videoları bol bol gelir aklınızda bulunsun. Bu şekilde Arkadaşlar Umarım Hiro'nun mantığını anlamışsınızdır. Bence böylesi daha iyi oldu. Diğer öğreticilerimle de ben tekrardan bu arkadaşımızla konuşacağım. Ve böyle montajlardan sahneler almaya çalışacağım. Çünkü böylesi hani uygulamalı olarak görmeniz çok daha iyi oluyor bence öğretici de sizler için. Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Öğreticim güzel olmuş mu? Nerede eksiklerim var? Unuttuğum şeyleri de yazabilirsiniz. Hepsini biliyorum. İrelli hakkındaki her şeyi biliyorum. Ama oluyor ya hani mesela az önce can doldurduğunu unutmuşum söylemeyi. Onu söyledim. İşte unuttuğum şeyleri belirttim. Yine unuttuğum şeyler olabilir. Yorumlarda sorabilirsiniz. Onun dışında öğreticim bu şekilde daha mı iyi? Montajlardan hareketler koyarak böyle üzerinde ağır çekimlerle anlatışım çok daha güzel oluyor mu? Size faydası oluyor mu? Bunları yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Umarım Hiro'nun skilllerini ve yapabileceklerini, tek başına TF'deki gücünü, mekaniğini, her şeyini anlayabilmişsinizdir. Hiro geldiğinde oynarken size çok daha güzel bir şekilde anlatabileceğim. Şu an bu itten bahsetmeyeceğim. Yani ana itemleri mahvolmuş üçlü kuvvet falan. Sonra da tank kasılıyor. Rakibe göre de bu it diziliyor. Onları daha sonra videomda göstereceğim. İrelia geldiğinde. Koridor aşamasını falan da şu anda gösteremeyeceğime göre onları da İrelia geldiğinde göstereceğim. Mid'de oynayacağız ağırlıklı olarak ve solo lane'de de kullanacağız. Böyle bir öğretici Riven'a da gelecek arkadaşlar. Like'larınız ve yorumlarınız bu videoda benim için çok önemli. Gerçekten emek harcadım arkadaşlar. Bu videoyu yapmadan önce cidden ulaşmaya çalıştım adama. Daha sonra videodaki sahneleri tek tek izleyip hangisinin bize daha çok yararı olacağını buldum. Not ettim. Üzerinden onları gösterdim. Ağır çekimde gösteriyorum. Cidden sizler için en iyisini yapmaya çalıştım. O yüzden like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanala abone değilseniz de henüz abone olursanız çok sevinirim. Sesim kısılacak. Çok konuştum gerçekten. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım size bu videonun faydası olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Irelia ve heyecan dolu bir şekilde bekliyoruz. Yargı dağıtmaya hazırız kardeşim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Çok seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Öpüldünüz. Tıs! I can show you what love's supposed to feel like I can show you yeah